<laughs> Bunu söyleyeceğim. Evet artık çekmeye başlayalım. Pes geçince. Evet arkadaşlar sonunda <laughs> çekmeye başladım. Şimdi yine <laughs> yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Can klasikler şöyle kapakları o kadar güzel ki o kadar güzel. Bakar mısınız tek tek göstereceğim. Hele şu böyle hani çok ilginç çizimleri ve çok hani nasıl diyeyim ne derler ona Özgün yani çok yaratıcı çizimleri var hepsinin. Şimdi başlayalım. Ben toplamda 8 kitabı okudum. Ve bunları da okuyacağım bir zaman gelince. <laughs> Şöyle ki can yayınları bilinen klasikleri baskılarını değiştirerek daha yaratıcı çizimleri olan ve bence daha güzel çizimleri olan bu şekilde bir seri çıkartmış. Ben de hemen aldım ve okumak istedim. Ve gerçekten hani çok akıcı ve güzel çeviriler. Hepsi öyle. Tamam bir de yaptım yine. <laughs> bir saniye. Çeviren kişinin yazdığı kitap bence yeni baştan yazılmış gibidir. Çünkü e, yazarı... Yeni bir kitap yazıyor gibi çünkü hani kendi yorumlarını katıyor, kendi cümlelerini katıyor. Ee, bence çeviri kitapları aslında iki kitaptan oluşuyor. Bir bir orijinal hali ve bir de çeviri hali olmak üzere. İnsan <laughs> ölünür. Şöyle Emil Zola diye mi okunuyor ki? Hemen bakalım. Her şeyim ters gitmek zorunda mı? <laughs> Toplamda 5 hikayesi bulunuyor ve oldukça bakar mısınız? Farklı toplumlarda ve farklı ekonomik durumlarda olan insanların e, ölümlerinin nasıl olduğunu anlatan Soylunun ölümünden sonra neler yaşandığını, fakirin ölümünden sonra neler yaşandığını, işte değişik kesimlerdeki insanların ölümlerinden sonraki ruh hallerini yansıttığı ve koşulların nasıl olduğunu ya yazmış yazarımız aslında. Gerçekten çok güzel e, bir kitaptı bu. Koyda, bu da kısa bir hikaye ve tasvirler gerçekten betimlemeler hani Gözünüzün önünde canlanıyordu. Yazar o kadar güzel Doğan'ın güzelliklerini çok güzel anlatmış. Evin içindeki yaşamı çok güzel anlatmış. Ve hepsinde de fark ettim ki ruhsal psikolojileri o kadar ayrıntılı ve hani gö gözünüzün önünde ger gerçekten canlanıyor yani hani bunu e, bir film gibi izleyebiliyorsunuz zihninizde. Virginia Wolf'un kıskandığım tek yazar dediği ve arkadaşlar her kitapta mesela önünde yani bu baskılarında her kitabın önünde şöyle özetleyici nitelikte sözler barındırıyor, cümleler barındırıyor. Bu da gerçekten çok güzel. Tısız, sade ancak oldukça çarpıcı bir dille resmediyor. Resmetmekten kastı da işte betimlemeleri, tasvirleri çok fazla güzel yapması yani yazarın. Ve ben sanki şunu fark ettim. Betimlemeleri oldukça fazla yapan yazarları daha e, kendime yakın buluyorum. Çünkü neden? Zihnimin içerisinde canlanması daha kolaylaşıyor hikayenin. Ve hani e, aramızda bir yazarla bir bağ kurulduğunu hissediyorum. Yani nasıl okunduğunu yani ok hiç uğraşmayacağım. İşte şu e, bayanın Isabel adlı kitabı. Bu da... Ay bu da çok güzeldi. Gerard'ın okuduğu bir bölüm hakkında araştırma yapması için profesörü bir şatoya e, gitmesini istiyor. Ve orada bir tane çocukla ahbap oluyor. Bu çocuk biraz özel bir çocuk. Daha sonra çocuğun annesinin portresini görüyor ve bunun izini sürüyor. Bu kadına ne olduğuyla alakalı hani çok sürükleyici ve gizem dolu bir hikayeydi bu da. İşte annesinin neler yaşadığını, çocuğun neler yaşadığını anlatan bir kitaptı bu da. Hani dedektiflik ya da böyle gizem dolu kitapları seviyorsanız bu da gerçekten hoşunuza gidebilir işaretmeyin bu çok güzeldi ya bu gerçekten bir solukta okudum birinci hikayesi bir, de, bir demir yolu çalışanına bir hayalet musallat oluyor daha sonra e, çok esrarengiz bir şekilde anlatılıyor bu ve gerçekten dikkatinizi çekiyor hani daha sonra nasıl sonuçlandığını söylemeyeceğim öykünün ama gerçekten şaşırtıcı bir sonla bitiyor ikinci öyküsü de jüri başkanlığın yaptığı bir cinayet davasında e, yer alan jüriden ve e, onun gördüklerinden e, neler yaşadığından çevresindeki başka jüriler var mesela o jürilerin ne o jürilerin ne gibi yorumları olduğundan cinayet davası ile ilgili e, bunları anlatan bir öyküydü ben kameraya bakıyor muyum acaba neyse Önce öyküleri vermiş işaret memuru, işaret memuru ve cinayet davası. Bu öyküleri anlatan da gün batımına karşı beş rehberi yakınlarının başından geçen gerçek hayalet hikayelerini anlattığı bir korku türünün en başarılı örneklerinden birisi. <laughs> Charles Dickens. Daha sonra Uysal Kız da çok güzeldi. <laughs> Hepsine çok güzeldi diyorum. <laughs> İlk önce bir tane adam var. Soylu bir adam bu. Bir tane e, ilk önce kızın hayat hikayesinden bahsediyor. Ne kadar yoksul olduklarından, e, kaç kardeş olduklarından, kızın nasıl bir ruh hali içerisinde, nasıl bir karakterde olduğundan, ne işte çalıştığından bahsediyor. Daha sonra biriyle tanışıyor ve bu e, biri aslında bir mafya. E, mafya demeyeyim de belirli eşyaları karşılığında onlara borç para veren bir adamla karşılaşıyor daha sonra bu adam e, her şeyi elde etme hırsıyla yani şu ana kadar bir şey isterse e, onu elde edememesinin imkansız olduğundan bahsediyor ve daha sonra bu kızla tanışıyor bu kızla tanıştıktan sonra da e, onunla evlenmek istediğini söylüyor daha sonra ee, gerçekten bu da çok güzel. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Çünkü o kadar güzel yazmış ki yazar. hani Sadece okumanız gerekiyor yani. Çünkü gerçekten kelimelerle anlatılacak kadar e, basit değil. Yani basite indirgeyemiyorum. Hani gerçekten onların evliliklerini... Şöyle kapağı da çok güzel zaten. Onların evliliklerini... Mesela adam ilk başta karısının sevgisini belli edemiyor. Ee, daha sonra karısı onu sevipse... Onu sevip karısı. Adamın kendisini sevip sevmediğinden sürekli endişe duyuyor falan filan. yani gerçekten çok güzel. Hani adam pişman oluyor tabi ama sevgisini göstermekte geç kaldığını çok sonradan anlıyor. iş işten geçmiş oluyor. O yüzden bu da gerçekten okumanız gereken bir klasik. Daha sonra ay, bu bu. Bunu bugün bitirdim. En sevdiğim bu, bu oldu yani gerçekten. Herman, 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 Herman Melville'in bir tane kitabı ve e, bu da gerçekten çok güzeldi ya. Avukat yazıhanesinde genç adamdan ve onun yanında çalışan diğer katiplerle arasındaki dostluklardan bahseden bir hikaye. O e, toplamda kaç tane katipler? Pardon 3 tane. 3 tane katip var. Bir tanesi oldukça yaşlı hatta yaşıtlar avukatla. Ama diğer ikisi e, daha küçükler, daha gençler. Katipleri tanıtırken onların takma haklarını kullanıyor yazar. Bir tanesi hindi. Sürekli zencefilli çörek yer, zencefilli çörek adında bir çocuk. Şey nasıl diyeyim? Takma atları. Bir tanesi de kız kaç. Nasıl okunuyor? Bunu hemen bakmam lazım. Bir tanesi de Birdleby. Sonra bu üç katipten sonra e, işleri yetiştiremedikleri için bir tane daha katip ekleniyor. E, dördüncü katipte Birdleby. E, bu Adam ilk başlarda çok çalışkan olsa da daha sonradan çok fazla patronuna karşı yani avukata karşı çok fazla kayıtsız davranıyor ve umursamaz davranıyor ve e, hatta şey bir sözü vardı ya Yapmamayı tercih ederim. Mesela bir şey yazdırmak istiyor yazıhanede. O da diyor ki ter, sürekli tercih ederim. Hani diyor ama reddetmeyi de bir usule uygun bir şekilde yapıyor. Ve e, gerçekten daha sonradan neden değiştiğini, neden bir anda bu kadar umursamaz ve kayıtsız olmaya başladığını çok sonraları anlıyor. Ama iş işten geçmiş oluyor. Bu da gerçekten çok güzellik. Katip Burda biraz söylerken değişik oluyorum çünkü zor söyleniyor gibi. Ha bir de ustanın dersi bunu da şu an okuyorum. Bir de şöyle ki ben mesela bir günde mesela iki tanesini bitirdiysem hani nasıl diyeyim? İki tanesine bir anda başlıyorum ve bir tanesinden canım sıkılırsa diğerine geçiyorum. Öyle öyle dönüşümle okuyorum. Siz de bence böyle yapın. Gerçekten çok güzel oluyor. Genç yazar Overt bir Kırım malikanesine davet ediliyor. Daha sonra orada uzaktan uzağa çok hayran olduğu bir romancı adı neydi? Bir romancı Henry George'la karşılaşıyor ve ayrıyetten Miss Fonkurt'la e, tanışıyor. Bunu anlatan bir hikaye bu da. Bu da gerçekten çok güzel. Şu anda kaçıncı sayfadayım? Şu anda şu anda 52. sayfasındayım ama bunu da okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten hepsi o kadar güzel ki gerçek size <laughs> size yemin ederim çok güzel. Hani gerçekten ya yani ne bileyim hani kafanızı dağıtmak istiyorsanız ya da ne bileyim bazı şeylerden uzaklaşmak istiyorsanız özellikle düşünmekten. Bunlar gerçekten çok fazla işe yarıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.